Azmin hikayesiyle devam edeceğiz. 1996 yılında tatilde sığ suya yaptığı atlayış sonrası 10 mililik felci geçirmişti Serhat Eronal ve motivasyonunu hiç kaybetmedi. Hayatı değişti bu sebeple. Asla pes etme sloganını hayat felsefesi haline getirdi ve nasıl pes etmediğini tiyatro sahnesinden anlatmaya başladı. Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen yaşama sımsıkı sarılan Eronal, asla pes etme sloganını yaşam felsefesi haline getirerek yapamaz denilen birçok aktiviteyi gerçekleştirdi. Eronal, tekerlekli sandalyesinin asla kendisine engel olmadığını vurgularken, gelen teklifi kabul edince kendisini tiyatro sahnesinde buldu. Mecidiyeköy'deki Oda Tiyatrosu'nun kurucusu ve yönetmeni Kaan Erkam'ın teklifini kabul ederek haftada bir gün sahneye çıkmaya başladı. Eronal pes etmek istemeyenleri oyununa davet ediyor. Şimdi soruyorum. Bundan sonra pes edecek misiniz? Asla! O zaman ne diyoruz? Asla pes etme! Asla pes etmek yok.